Biz sevdiğimizle mutlu oluyoruz. Biz sevdiğimize bel bağlıyoruz. Ne bileyim, sevdiğimize bir şekilde fedakarlıkta bulunuyoruz. Ama hayatımız boyunca birçok şeyleri seviyoruz. Sevdiğimiz şeyler çok çok farklı. Hayatımızın belli dönemlerinde bunlar değişiyor. Halbuki bugüne kadar şu geçmiş ömrümüzde geriye dönüp baktığımızda sevdiğimiz birçok şeylerin yerlerinin, değerlerinin yani kıymetlerinin değiştiğini görüyoruz. Çünkü sevgi aynı bir canlı gibidir. Bizim yüreğimizdeki o sevme kabiliyeti ve taşıdığımız sevgiler, sevgili kardeşlerimiz yaşlanır. Sevgiler eskir. Sevgiler ölür. Sevgiler kaybolur. Sevgiler bazen nankörlükle karşılaşır. Sevgiler bazen hainlikle karşılaşır. Sevgiler çoğu zaman belki tam olarak karşılığını bulmaz. Sevgiler bazen menfaatler karşısında yenik düşer. Şimdi kendi hayatımızda bugüne kadar sevdiğimiz, bugüne kadar bel bağladığımız, güvendiğimiz, muhabbetimizi yani o sevgi duygumuzu teslim ettiğimiz şeyleri şöyle bir gözümüzün önünden geçirelim. Kardeşler, hayat bir imtihandır. Bizim bugüne kadar sevdiğimiz, bugüne kadar yöneldiğimiz, bugüne kadar zamanımızı geçirdiğimiz, sabrettiğimiz, bel bağladığımız, dostluk kurduğumuz, yakınlık kurduğumuz nice şeyleri kaybettik gitti. Dünyalık bütün sevgiler böyledir sevgili kardeşler. Dünya için, dünyaya dayalı ve dünyanın beklentilerine dayalı bütün sevgilerin sonu pişmanlıktır. Hainliktir, nankörlüktür. Yani bir düşünün. Şimdi size bir soru soracağım. Herkes kendine bu soruyu sorsun. Benim Allah için kaç tane dostum var? Hudai yani Rabbani olan kaç tane dostum var? Ve ben Allah için ama hiçbir şekilde dünyanın karışmadığı, dünyalık menfaatlerin bulaşmadığı, dünyanın kirletmediği kaç tane sevgiye sahip?